Merhaba arkadaşlar uzaktan eğitim gündemde öğrencilerden ve velilerden tepkiler gelmeye devam ediyor ayrıntılara geçmeden önce gündemden haberdar olmak için kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayınız hadi şimdi gelin ayrıntıları hep beraber geçelim. Biliyorsunuz ki Twitter'dan her gün yeni hashtagler açılıyor uzaktan eğitim ve online eğitim ile alakalı. Bugün de yeni bir hashtag açıldı ve hayat online eğitime sığar hashtag ile yaklaşık 30 bine yakın tweet atıldı. Ve bundan önce de kabine toplantısında bir tweet açılmıştı ve bu tweete ise 100 binden fazla kişi cevap vermiş ve tweetlemişti. Yani öğrenciler ve veliler endişeli baktığımızda birçok öğrenci ve veli bu durumdan endişeli. Çünkü e, bir sınıfta korona açık çünkü ancak bir kişi korona çıktığı için diğer öğrenciler mecburen gelmek zorunda kalıyor. Ve iki kişinin korona çıkması beklendiği için bu da öğrencileri tedirgin ediyor. Acaba hangimizden biri korona olacak gibi bir tedirginlik buluyor. Hem aileleri hem de öğrencileri. Bu durum gerçekten çok kritik. Çünkü dediğimiz gibi her gün yeni tepkiler geliyor. Hem ailelerden hem öğrencilerden. Tabii ki okula gitmek isteyen arkadaşlarımız da var. Onlara da hak veriyorum. Ancak şöyle bir durum olması lazım. Ee, zorunlu olmaması lazım. Yani benim düşüncem bu. Çünkü... Zorunlu olunca dediğim gibi sınıfta bir kişi korona çıkıyor ancak bir kişi korona çıksa bile sınıf kapanmadığı için bu sefer iki kişinin pozitif çıkması bekleniyor ve bu da öğrenciler okula gittiği için aileleri ve öğrencileri tabii ki tedirgin ediyor. Bu sefer de ne oluyor? Aile ve öğrenci mecburen kaldıkları için öğrenciyi okula göndermek zorunda kılıyor tedirgin bir şekilde. Bu da gerçekten kötü bir durum diye düşünüyorum. Tabii ki sizler öğrenciler bu konu hakkında düşüncelerini yorumlarda belirtebilir. Videomuzu sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Görüşmek üzere.